Evet ilk ünitemiz İslam öncesi Türk tarihi ya yani diğer bir ifadeyle ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Ne diyor Türklerin yeryüzünde ilk var olduğu ve oradan dünyaya yayıldığı yer neresidir? Arkadaşlar bizim ilk ortaya çıktığımız yer Ötüken. Ötüken diğer bir ifadeyle Orta Asya. Aslında şuradan bakabiliriz. Mesela Orta Asya dediğimiz yer burası. Ötüken dediğimiz yer şurası. Biz neredeyiz? Altay bakın Altay Tanrı. Sayan Dağların ortasında bakın Altay Tanrı Dağları burada, Sayan Dağları burada. Biz işte Sayan Altay, işte Altay Tanrı Dağları arasında tarih sahnesine çıktık. Bizim tarih sahnesine çıktığımız yer Orta Asya. Orta Asya'da nereler var? Bir bakın şöyle, işte Tanrı Dağları var, Altay Dağları var, Ötüken var, Balkaş Gölü var, Aral Gölü var. Şeye dikkat edin, Amu Derya, Siri Derya diyor ya şurada, siyahla gösterecek olursak. Amu Derya, Siri Derya diyor ya, Seyhun Ceyhun Nehirleri, bunun arası... Mavira Nehir. Tamam mı? O zaman Türklerin tarih sahnesinin çıktığı coğrafya Orta Asya'dır diyoruz. Orta Asya'daki ana merkezimiz ise bizim Ötüken, toprak kanamız. Ve Ötüken, hatırlayın bunu, Hunlara, Köktürklere... Uygurlara yani birinci ikinci köktürklere Uygurlara ve Kırgızlara başkentlik yapmış bir şehrimizdir. Aslında bir şehir değil biz hani konar göçer bir yaşam tarzına sahip olduğumuz için Ötüken diye bir şehir yok ama Ötüken diye bir mekan var. O zaman şöyle baktığımızda ne diyor? Ötükendir aynı zamanda Türklerin kutsal başkentidir. Bizim kutsal şehrimiz Ötükendir. İlk ana yurdumuz neresi? Orta Asya. Peki Orta Asya'yı nasıl tarif etmemiz gerekiyor? Nasıl tarif ederiz? Deriz ki Orta Asya, kuzeyinde Sibirya. Güneyinde arkadaşlar e, Hindi Kuş Dağları, Karanlık Dağlar yani Hindistan ve Çin. E, doğusunda Kingan Dağları şurası. Batısında Hazar Deniz. Bunun ortasında kalan yere Orta Asya diyoruz. Orta Asya iklim şartları olarak karasal sert ve o yüzden de mücadeleci bir yapı Türklerde ortaya çıkmıştır diyoruz. Şu bilgi çok önemli, unutmamanız gereken bir bilgi. Orta Asya Türkleri hakkında yani İslam öncesi Türkleri hakkında bilgi veren ilk kaynaklar kimlere aittir? Arkadaşlar ilk kaynaklar Çin yıllıklardır bakın. İlk kaynaklar. Bilgi veren ilk kaynak Çin yıllıkları ama Çin yıllıkları dışında İran yani Fars, Arap ve Bizans kaynakları Türkler hakkında bilgi vermiştir. Fakat Türkler hakkında bilgi verince, hani ilk kaynak Çin yıllıklarıydı ya... ...Çin kaynaklarında asla Türk adı geçmez. Hisinknu, Hinknu adı geçer. Yani aslında Hun adı geçer. Türk adının geçtiği ilk kaynaklar Orhun kitabeleridir. Yani köktürk yazıtlardır. O zaman Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar Çin, İran, Arap ve Bizans kaynaklarıdır. Ama bu kaynaklardaki Çin kaynağında... Türk adı dil sinknu yani hun adı geçer. Bu bilgiyi karıştırmamanız gerekiyor. Peki Orta Asya için ilk defa Türkiye tabiri hangi devletin kaynaklarında kullanıldı? Bizans yani Doğu Roma. Arkadaşlar gerek Orta Asya için gerekse Anadolu için ilk defa Türkiye tabiri aslında Türkiye Türkiye tabiri Bizans kaynaklarında, Doğu Roma kaynaklarında geçmiş. Bu iki bilgiyi birbirinden ayırın olur mu? Çin ve Bizans'ı birbirinden ayırmanız gerekir. Peki Türk adıyla kurulan ilk Türk devletimiz hangisi? Köktürkler. O da 552 yılında kuruldu. 552 yılı 6. yüzyıldır. Bu yüzden Türk adı 6. yüzyılda köktürk devletinin kurulması resmi bir kimlik kazanmıştır deriz. Devam ediyoruz. E, kafanızda kılan bir soru olduğunda sorun. Ben e, ünite sonunda o sorularınıza bakarım. Tamam mıdır? Ona göre de cevaplarız. Ne diyor? Etberretüt Türkiye. Ber kara demektir. Türkiye karası. Türkiye toprağı tabiri 11 ila 13. yüzyıllarda hangi coğrafya için söylenmiştir? Suriye ve Mısır toprakları için söylendi. Hatırlayın bu topraklarda Eyyubi ve Memluk devletleri kuruldu. Ondan dolayı zaten bu topraklara Etberri Türkiye ismi verilmeye başlandı ki genellikle Arap kaynaklarında o coğrafya böyle adlandırıldı. Peki Türk adının anlamı nedir? Türk adının anlamı arkadaşlar şuradan getirirsiniz onu Türk. Tereke'den getirirsiniz. Çin kaynaklarında Mifer, Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı, Vanberi Avusturyalı Türkolog. Vanberi'ye göre türemek, çoğalmış, artmış, yaradılmış. Sadece türemek değil, çoğalmış, artmış, yaradılmış. Ziya Gökelbegir'e göre kanun nizam sahibi. Uygur metninde güç kuvvet, güçlü kuvvetli ki en yaygın olanı budur. Güçlü kuvvetli günümüzde kullanılan kavram. Bunun dışında deniz kıyısında oturan adam cezbedilmiş, terk edilmiş gibi de anlamları var. Ama bize şu anlamlar çok daha kıymetli gelir. Tamam mıdır? Şuraya kadar olan anlamlar. Peki tarih boyunca Türkiye adı nerelere verildi? İlk önce Orta Asya'ya, Orta Asya. Daha sonra Anadolu'ya verildi. Ama bunların dışında mesela İtil Bulgarlarından dolayı Doğu Avrupa, Eyyubi ve mülklardan dolayı Mısır, Suriye topraklarında belli dönemlerde Türkiye coğrafyası olarak adlandırılmıştır. Tamam mıdır? Orta Asya'daki ilk kültür merkezlerimiz nereler bizim? Hatırlayalım bunu. 5 tane kültür merkezimiz vardı. Bir de Kelteminar'ı kattık. 6. Anav, Afinesiova, Andronova, Karasuk ve Tagar. Bu 5 tanesini unutmuyorsunuz. artı bir de Kelteminar. Burada şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Anav ve Tagar'ı iyi bilmeniz gerekiyor. Anav dediğimiz kültür merkezi ilk kültür merkezidir. Orta Asya'daki ilk, ilk Türk kültür merkezidir. Ve burada ilk defa at atın evcilleştirdiği kültür merkezi Anav olmuştur. Tagar ise son kültür merkezi yani adeta diğerlerin sentezi şeklindedir. Yani en gelişmiş kültür merkezi olarak geçer. Böyle bir soru gelebilir aşağıdakilerin hangisi Türk kültür merkezlerinden değildir diye soru gelebilir dikkat edelim buna. Bunlar Türk kültür merkezdir ama bunun dışında bunun dışında mesela Balkaş Gölü, Aral Gölü çevresi, işte Altay Sayan Dağları etekleri, bu ötüken buralarda bizim aslında yaşadığımız coğrafyalar, buralarda isim olarak kullanılabilir. Şimdi Türklerin yaşadığı coğrafya Karasal. O yüzden nedir? Türklerin savaşçı karakterinin ve bağımsızlık duygusunun gelişmesinde en etkili olan unsur nedir? Karasal iklimden dolayı konar göçer yaşam tarzıdır. Sürekli yer değiştirdiğimiz için savaşçı dinamik olmak zorundayız. İşte kadın, erkek, çocuk, çocuk herkes savaşa hazır olmak zorunda. O yüzden de ordu millet anlayışı vardır. Türklerde deriz. İlk kültür merkezimiz neresiydi bizim? Anav hatta alt ilk defa at Türk'ün kanadıdır. Türk'ün savaş aracı olarak kullandığı araç ya da malzeme ya da işte e, ne dersiniz buna At'tır ki At Türk'ün kanadı cümlesi de buradan gelir. En gelişmişi hangisi kültür merkezlerimizden Tagar. Tagar kültür merkezi o 6 kültür merkezi içerisinde en gelişmiş sentez olan sonuncusu olarak kabul edilir. E, şimdi Türkler de İki tane önemli kalıp vardır. Bunlardan bir tanesi Türk toplumunu oluşturan unsurlar nedir? Türk toplumunu oluşturan unsurlar Oguş, uruk. İleride sorusu gelir, Oguş, uruk, boy, budun. Şu soru bu böyle değil. Diyor ki Türk devletini oluşturan unsurlar nelerdir? Diyor. Türk devletini oluşturan unsurlar aynı Türk toplumunu oluşturan unsurlar gibi dört tane. Bir bağımsızlık yani oksızlık. İki halk. Üç teşkilat yani hükümet dört ülke yani o zaman bir toprak parçan olacak ve o toprak parçasına bağımsız olacaksın ve orada devlet kuracak bir halk olacak ve devlet kurulacak. O zaman devlet oluşturan unsurlar bir toprak parçası, o toprak parçası üzerinde yaşayan halk ve o halkın bağımsızlığı ve o halkın örgütlenme şekli, teşkilat yani hükümet. O zaman oksuzluk, halk, ülke ve teşkilat devlet oluşturan unsurlardandır. Dikkat edin dört tane soru gelebilir çok önemlidir tamam mıdır? Ne diyor? Türkler ana yurttan diyor başka bölgeleri göç ettiler. Ortasından başka bölgeleri göç ettiler. Şimdi onu da bir hatırlayalım. Şöyle. Türkler Ortası dediğimiz yer burası. Birçok bölgeye göç etti. O kırmızı oklar bunu gösteriyor. Sibirya'ya e gittiler. Siyah kalemle göstereyim şöyle. Sibirya'ya e gittiler. Çin'e geldiler. Arkadaşlar buradan da Amerika'ya dahi gidenler oldu. Hindistan, Çin'e yerleşenler oldu. Mesela Tabgaçlar vardı. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum ki. Orhun kitabelerinde Çin adı Habgaç olarak değerlendirilmiştir. E Mısır Suriye'ye gelen oldu. Doğu Avrupa'ya gelen oldu. Avrupa'nın ortalarına kadar giden oldu. Anadolu'ya gelenler oldu. Kafkaslara yerleşenler oldu. Yani Türkler dünyanın birçok coğrafyasına yayıldılar. Peki sebeplerine? E Çin-Moğol baskısı. Aynı zamanda boylar arası mücadele. Aynı zamanda şu. Diyelim ki Çin ve Moğollar bize baskı yapıyor. Boylar arası da mücadele var. E bizde de bağımsız yaşam arzusu var. Yani bir başka devletin egemenliğinin altına girmektense... Bağımsız yaşamayı tercih ederiz ve Türkler o yüzden ana yurdunu terk ederler. Ve ne yapar Türkler? Bağımsız olarak yaşayacağı her yer onun yurdu olur. Bu da Türkler'deki cihan hakimiyeti düşüncesidir. Türklerde bir anlayış vardır. Tanrı dünya yarattı, dünyayı adalet yönesinde Türk'ü yarattı anlayışı vardır. Bu cihan hakimiyeti mefkures olarak değerlendirilir. Bunun dışında işte yeni yerler, cihan hakimiyeti, iklim değişikliği, kuraklık, otlak ve meraların azalması ki mesela şurada yut adı verilen hayvan hastalıkları. Bunlar da Türklerin göç sebebi. Burada bir not koymuşum ne diyor? Ohrun yazıtlarında da ifade edildiği gibi Türk cihan hakimiyeti güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan coğrafyanın Türk hükümdarı tarafından idare edilmesi ülkesidir. Bak dünyaya egemen olma cihan hakimiyeti. Türk hakanları güneş bayrağımız gökyüzü çadırımız diyerek bu ülkeyi ifade etmişler. Bu ülkenin diğer bir adı Kızıl Elma'dır. Kızıl Elma dediğim şey aslında egemen olduğun dünyaya dirlik ve düzen verme. O milleti bir düzen çerçevesinde yönetme, bir adalet çerçevesinde yönetme. Aslında cihan hakimiyetiyle Kızıl Elma arasında çok farklı bir ilişki yok. Sadece cihan hakimiyetinde egemen oluyorsun. Kızıl Elma'da o bölgeyi dirlik ve düzen içerisinde yönetiyorsun. Temel mantıklı birbiriyle örtüşür bunlar. Peki bunun sonuçları ne? Yani Türkler dünyanın birçok bölgesine göç ettiler. Peki bunun sonucunda ne oldu? Çin, Asya, Avrupa, Afrika kıtalarını yeni devletler kurdu Türkler. Mesela Çin'de Tabgaç. Asya'da zaten biliyorsunuz Avrupa'da Avrupa Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar bir sürü değil mi? E, Afrika'da Eyyubiler, Memluklar, Tolunoğulları, İhşidiler gibi devletler kurdular. E, Türk devleti birçok alana yayıldı. E, bazıları milli kimliğini kaybetti. Kim kaybetti mesela? Peçenekler kaybetti. E, Kıpçaklar kaybetti. Yani Kumanlar kaybetti. Uzlar kaybetti. Avarlar kaybetti. Bunların çoğu Hristiyan oldu. E gittikleri bölgelerde sanat ve askerlik konusunda toplumları etkilediler. Türk sanatı ve askerlik yapısı Avrupa'ya, dünyanın birçok bölgesine yayıldı. Ve doğal olarak Türk tarihini bir bütün olarak incelemek de zorlaştı. Çünkü her ulusun kaynağında Türklerle ilgili bilgiler yer almak zorunda kaldı. Devam ediyoruz. Ne diyor? Orta Asya'nın coğrafi koşulları Orta Asya sertti, mücadeleciydi. E doğal olarak bu iklimden dolayı Türklerin geçiş kaynağı hayvancılık oldu ve atlı bozkır Göçebe kültürü ortaya çıktı. Konar göçer kültürü ortaya çıktı. Bu atlı bozkır kültüründen dolayı mücadeleci bir yaşam olduğu için Türklerde savaşçı bir yapı. Mesela Uygurlar niye savaşçı değildir? Sorusun cevabı çünkü yerleşik. Peki Hunlar Göve Köktürkler niye savaşçı? Çünkü konar göçer. Mantık buradan gelir. Şimdi konar göçer toplumlarda dayanışma olur. Mesela Türk boyları arasında son derece dayanışma vardır. Bunun sebebi konar göçer yapıdan dolayıdır. Her an savaşa hazır olmak zorunda oldukları için ordu millet anlayışı vardır. Ve tarımı bilirler ama tarımcı değillerdir. Tarımı bilirler ama tarımcı değillerdir. O yüzden Türklerde feodal bir yapı oluşmaz. Ya yani toprak ağları dediğim sistem Türklerde, İslamcı Türklerde ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle, bu nedenden dolayı da sosyal sınıflar Türklerde yoktur. Kut anlayışı. Şimdi Tanrı bağış olan üç tane güç vardır. Tanrı tarafından verilmiş olan. Nedir bunlar? Kut, güç ve ölüş. Ölüş dediğimiz şey, şey, ekonomik zenginlik. Güç dediğimiz şey hükümdarın savaşma yeteneği. Kut dediğimiz şey egemenliğin tanrısal olması. Türklerde egemenin meşruiyet kaynağı kuttur. Tanrısaldır. Egemenlik bilgi kana, bu minkana, meteye tanrı tarafından verilmiştir. Bu ne yapar? Otoriteyi artırır. Halkın itaatini sağlar. Ama bu kut kan yoluyla hanedanın diğer erkeklerine geçerse kuta egemen olmak amacıyla taht kavgaları başlar. O zaman kut tanrı kaynaklı olmasından dolayı otoriteyi güçlendirir fakat kan yoluyla hanedan sülalesine geçtiği için taht kavgaları neden olur ve bu da devletin kısa ömürlü olmasına neden olabilir. Unutmuyorsunuz. E, Türkler Mete Han'dan itibaren Çin'e Çin, Çin e karşı sık sık galip gelmiş olmalarına rağmen şimdi Türkler Moğollar gibi Türkler ve Moğollar konar göçerdir. Konar göçer toplumlar savaştığı her toplumu yenebilir. Ama yapıları gereği egemen oldukları topraklara yerleşmezler. Çünkü konar göçer bir yapıya sahiplerdir. Oraya yerleştiklerinde konar göçer kültürü kaybederler. Bu nedenle Türkler mesela Metehan döneminde hatırlar mısınız bilmiyorum. Payitenk seferi vardı. Payitenk seferiyle Metehan Çin'e karşı galip geldi ama Çin'e yerleşmedi. Niye asimil olma korkusu aynı zamanda? Konar göçer kültüre sahibiz. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğumuz nedir? Bizim Asya Hunlardır. Asya Hun İmparatorluğu bizim ilk devletimiz. İlk Türk toplumunu sorarlarsa İskitlerdir. Yani e, Sakalardır. Ama devlet sorulduğunda gerek teşkilat ilk Türk devletimiz gerekse Orta Asya'nın ilk imparator devleti Asya Hun İmparatorluğu'dur. Asya Hun İmparatorluğu'nda üç hükümdarı bilmeniz gerekir. Bir Teoman. Teoman devletin ilk hükümdarı. Yani Asya Hun devletinin ilk hükümdarı kimdir? Teoman'dır. Peki ondan sonra bilmeniz gereken kişi kimdir? Mete. Mete ise en parlak devridir ve Onlu sistem, düzenli ordu, ilk defa Türk Siyasal Birliği, ikili teşkilat kurulta hep Mete'dir. Türk Devlet Teşkilatı'nın ordu sistemini kurandır Mete. 3-2 isim diyeceksiniz. Bir Ho Hanyet, iki Çiçeği bileceksiniz. Hatırlar mısınız? önce 58 yılında işte kuraklık çıkıyor. Bundan dolayı Ho Hanyet Çin'e bağlanmak istiyor Çiçeği ise. Diyor ki bu atalarımıza saygısızlıktır diyor. Ve bundan dolayı devlet kuzey ve güney diye ikiye ayrılıyor. Ya yani doğu batı da diyebilirsiniz buna. Çiçi aynı zamanda nedir? Bağımsızlıkçıdır, milliyetçidir. O yüzden Çiçi, Teoman, Mete hikayesi unutulmamalıdır. Ve Mete'nin bir özelliği daha vardı. Hatırlayın Mete'nin kahramanlıkları Oğuz Kandestan'la konu olmuştur. Mete ne yapmıştı? Babası tarafından yüveçileri rehin olarak verilmişti. Oradan kurtuldu geldi babayı tahttan indirdi öldürdü kendisi tahta çıktı. Mete aynı zamanda babayı bir darbeyle tahttan indiren Türk hükümdarıdır. E, İlk Türk devletlerinden olan Asyon devletinin hükümdarları hangi ünvanları kullanmıştır? Genellikle Türk hükümdarları Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar kullanır ama Asya'nın aynı zamanda Tanhu ve Şanyu yani oluluk, ululuk, sonsuzluk anlamına gelen Şanyu ve Tanhu ünvanlarını Teoman'dan itibaren kullanmışlardır çocuklar tamam mı? Ve Türk devletlerinde ilk defa Mete Türk siyasal birini sağlayan hükümdar ne diyor? 26, o, 26 Oğuz boyun, 26 boyu ki 26 denilmesinin sebebi Divan Lugat Türk'te böyle geçtiği için. Aslında 24 boy. Bir bayrak altını toplayan ilk Türk hükümdar Mete'dir. Yani Oğuz Kağan'dır. Ne diyor Mete? Türkçe konuşan ve Türk soyunun Türk toplulukları hakimiyet altına aldım. Cümle ne? Yay çekip ok atan tüm kavimleri egemenlik altına aldım diyor. Yay çekip ok atan Türk Moğol kayınlardır. Ki Metin'in dışında, Metin'in dışında, bir Mete, Metin'in dışında, iki Mukan, birinci Köktürk hükümdarı, üç Kapkan ve Bilge Kağan, ikinci Köktürk hükümdarları, dört moyan Çurkan, Uygur hükümdarı. Bunlar döneminde de Türkler tek bir çatı bayrak altına toplanmış. Onun dışında Cengiz Han tek bir bayrak altına toplamıştır. Peki çiçi neydi? Çin'e bağlanmayı reddetmişti. Abisi Ho teklifini reddetmişti. Ne diyor? Çin hakimiyetine girme konusunda kardeşi Ho ile ters düşerek kendi bağımsızlığını ilan eden Batı Köktürk, Batı Hun hükümdarı kimdir? Çiçidir. Ee, geldik şuraya. 375-476 yıl arasında yaşanan Kayımlar göçünün sonuçları nelerdir? Bakın şimdi. <laughs> Kayımlar göçü gençler şu. Şimdi ne var burada? Bir Çin baskısı var. Çin baskısından dolayı Batuhunlar, Balamir idaresinde Batı'ya doğru hareket ediyorlar. Ve ne yapıyorlar? Buradan Kafkaslardan ve buradan. Karadeniz'in kuzeyidir burası tamam mı? Karadeniz'in kuzeyine Avrupa'ya doğru gidiyorlar. Giderken önlerine çıkan kavimler de oynatıyorlar. O kavimini, o kavimini, o kavimini, o kavimini derken bir anda Cermen kavimleri yani şu bölgedeki kavimler, şu bölgedeki kavimler kendilerini Avrupa'da buluyorlar. İşte bu da 100 yıl sürüyor. Biz buna kavimler göç ediyoruz. Ne diyor burada kitabımızda? E, kayınlar göçünün nedeni ne zaten? Şu. Bal Balamir ilerisindeki Hunların batıya doğru ilerlemesi. Bu bilgi unutmuyorsun. Balamir sorulacak bir sorudur burada. Peki sonucunda ne oldu? Birçok Asyalı kayın, Cermen kayınları Avrupa'ya yerleşti. Böylelikle günümüz Avrupa milletten temel atıldı. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar hep böyle ortaya çıktı. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Doğu ve Batı diye. İlerleyen süreçte Batı Roma'da yıkıldı. Avru Avrupa'da ilk Türk devleti kuruldu. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa'nın imparatorluğudur. Ve Avrupa'da Roman İmparatorluğu parçalanınca feodalizm ortaya çıktı. Yani Küçük küçük devletçikler ortaya çıktı. Derebeylikler doğdu. E, kilise eğitim kurumlarını ele geçirdi ve dini düşünce başladı. Yani skolastik düşünce. O zaman Avrupa'nın düşünsel yapısı skolastizm e, ama yönetimsel yapısı feodalizm oldu çocuklar. Avrupalar Türk kültürünü yakından tanımaya başladılar. Devam ediyorum. <laughs> Avrupa'da kurulan ilk Türk devletimiz Avrupa Hun devletidir. Kurucusu Balamir'dir. Birazdan bununla ilgili birkaç şey gelecek. Ee, peki en parlak devrini ne zaman yaşamıştır Avrupalılar? Atilla döneminde yaşamıştır. Avrupalıların en parlak devri Atilla dönemidir. Atilla Tanrı'nın kamşısı. Nibelungen Destan'da evzat. Türk kaynaklarının cesur kaynağının efendisi olarak geçer. Bu bilgi çok önemlidir. Ozan Tanrı'nın tanrısı Edzel, Cesur Kaymler'in efendisi Ares'in kılıcı olarak bilinir. Ve Atila arkadaşlar Doğu Roma'yı baskı altına tutmuş ve onu vergiye bağlamıştır. Ama ilk vergi Rua dönemidir. Çok önemli değil. Ama Atila, Margus ve Anatolcu santlaşmalarıyla Doğu Roma İmparatorluğu'nun vergi oranını artırmış, kat kat artırmış. Hatta şu Margus antlaşması at üzerinde imzalanmış bir antlaşmadır. Şimdi Balamir, bakın Balamir Ulduz, Karaton, Rua, Muncuk, Bileda, Atila. Bunlar çok meşhur olanlardır. Yani Avrupa Hunların meşhur hükümdarları. Balamir, Ulduz, Karaton, Rua, Muncuk. Muncuk Atila'nın babası. Tamam mı? Rua döne şey Ulduz döneminde ne oldu? Dış politika belirlendi. O zaman dış politikanın ana hatlarını belirleyen Ulduzdur. Ne diyordu Ulduz? Diyordu ki işte Doğu Roma baskı tutulacak, Batı ile iyi ilişkiler kurulacak diyordu. Şimdi bakalım ne diyor? Ulduz Türk cihan hakimiyeti anlayışının bir sonucu olarak Bizans elçisine yani aslında Trakya valisine güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri alabilirim demiştir. Güzel. Balamir'den sonra hükümdar olan Ulduz Hun dış politikasının ana hatlarını belirler. Buna göre Doğu Roma İmparatorluğu baskı tutulurken Batı Roma ile dostluk kurulur. E, 4 ruha döneminde Doğu Roma ise vergiye bağlanır. Bu arada bir şey daha Ulduz döneminde ilk defa Türkler Anadolu'ya girer. Türklerin ilk defa Anadolu'ya girmesi Avrupunlar dönemidir. Ulduz döneminde olmuştur çocuklar. Bu bilgiyi de unutmayın. Peki Avrupa Avrupa'da kurulan ilk Türk devletimiz Avrupun. Peki Avrupundan sonra Avrupa'da kurulan diğer Türk devletimiz hangisi? Avarlar. Diğer bir ifadeyle Juan Juanlar. Bu Avarlar Moğolistan'daydı. E, Ötüken Moğolistan'da biliyorsunuz bugün. Moğolistan'daydı. Buminkan bu Minkan bu devlete baş kaldırdı, Mukanda yıktı. Bunlar da gittiler liderliğinde Orta Avrupa'da ikinci Türk devletini kurdular. Evet, Avar Hakan'la son veren Türk devleti kimdir? Demin söyledik. Avar Hakan'la son veren Türk devleti birinci köktürklerdir. Bu Minkandır. Hatırlayalım. Bu Minkan Avar ülkesinde çıkan bir isyanı bastırıyor ve bunun üzerine Avar Hakan'ın kızını istiyor. Avar Hakan da biz köllerimize ve demircilerimize. Bu arada e, Türkler demircidir, kök Türkler demirci. Kız vermeyiz diyerek bu minin isteğini reddediyor. Bunun üzerine Bumin min Avarlara karşı isyan ediyor. Kendi devletini kuruyor. Avarlar da Orta terk ediyorlar. Avrupa'ya gidiyorlar. Ne diyor? Birinci kök Türklerin kurucusu olan bu minkan Ünvanı ilk kandır. Orhun kitabelerinde adı geçen ilk Türk hükümdardır. Ay ne güzel bir bilgi. Orhun kitabelerinde adı geçen ilk Türk hükümdar bu Minkan'dır. <laughs> Metin'in falan adı geçmiyor tabii ki orada. Ee, parlak devirler neydi? Mesela Hunların parlak devri Mete demin ismi geçmişti. Birinci köktürklerin parlak devri Mukan, İkinci köktürklerin parlak devri hatırlayın söyledim size. E, Kaptan ve Bilgi Kağan Türk siyasal bilimi sağlayanlardı. Uygurların en parlak devri ise Moyençur Kağan dönemiydi. Tamam mı? Mukan Kağan birinci köktürklerin en parlak devrini yaşatan hükümdar. Peki Ergenekon destanına göre köktürklerin kuran kabilesine aşina. Hani kut vardı ya çocuklar. Kut tanrı tarafından bir aileye veriliyor. Birazdan karşımıza çıkar. Bunlarda kuta sahip olan ailenin adı Tuku'dur. Tuku ailesi e, Köktürkler Aşina kabilesi ailesi, Uygurlar'da da Yağlakar kabilesidir. Bunlar kuta sahip olan ailelerdir. Ne diyor? Tapo, Taspar, Kağan ölümden sonra yaşanan sarsınla iki ayrılan devlet hangisidir? Diyor. Hemen şöyle bir bilgi verelim size. Bu da çok önemli. Şimdi birinci Köktürk hükümdarının, birinci Köktürk devletinin hüküm, önemli hükümdarlarının birisi de Tapo'dur. Bakın şimdi şöyle bir boş sayfa çıkarayım size. Evet. Birinci Köktürk Devleti unutmayın bunu. Birinci Köktürkler Batı ve Doğu diye iki kol halinde yaşadılar. Doğu'da kim vardı? Bumin Kağan vardı. Ondan sonra Mukan Kağan var. Ondan sonra Tapo var. Tapo yani Taspar var. Ondan sonra da İşbara var. İşbara. Peki Batı'da kim var? İstemi var. İstemi. Ondan sonra da Tardu var. Batı Köktürkleri yöneten İstemi Tardu. Doğu Köktürkleri yöneten Bumin, Mukan, Tapo ve işbara. Şu tapoyu unutmayın. Tapo döneminde Köktürkler Budizmi benimsemiştir. Bunu unutmuyorsun. Bu önemli bir bilgi. Tapo yani Taspar döneminde tamam mıdır? O zaman batıda hangi hükümdarlar var? Doğuda hangi hükümdarlar var? Burada öğrenmiş olduk ama ana hükümdarlar kimlerdir? Bu mindir, mukandır. Bunlardır yani. Asıl doğu ya. Bunlar yabgı olanlar. Bunlar asıl hükümdar olanlar. Devam ediyoruz. <laughs> ne diyor burada? Ee, ölümden sonra diyor yaşanan sarsılma iki aradan Türk dedi hangisi Köktürklerdir. ve Tapo döneminde köktürkler Budizmi benimsemiştir. Birinci köktürk devletini kurarak ilk an ünvanını alan unvanını e, ünvanını ikinci kök he, Birinci Köktürk Devleti'ni kurarak ilk kanun olan, ikinci Köktürk Devleti'ni kurarak ilk teriş olan hükümdar kim? birinci Köktürklerin kurucusu Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan ilk kanun ünvanlıdır. İkinci Köktürk devletinin kurucusu Kutluk Kağan'dır. O da ilk teriş ünvanlıdır. İlteriş, derleyen, toplayan demektir arkadaşlar. E, köktürklerle Sasan Köktürkler Sasanlarla ittifak yaparak İpek yolu ticaretini elinde tutan hangi Türk devletine son vermişlerdir? Şu dönem, şu, şu dönemde çocuklar. İstemi Yabgu döneminde e, Bizans ile ilk e, ilişkiler kuruluyor Bizans'la. Bizans'a elçiler gönderiliyor. İşte Manyak diye bir soylu tutça gönderiliyor. Hatta Bizans da bizelçiler gönderiyor. İşte Zamarkos diye. Ve Orta Asya'dan Bizans'a giden, Bizans'tan Orta Asya'ya gelen ilk elçiler bunlardır. Bizans'la e, Sasani ile e, Köktürkler arasında sürekli ittifaklar var. Burada e, şunu soruyor. Diyor ki, Köktürklerle Sasaniler arasındaki ittifakı soruyor. Şimdi Köktürkler Sasanilerle ittifak yapıp akunlara son verecek. Daha sonra Köktürkler Bizans'la ittifak yaparak Sasanileri zayıflatacaklar. Burada soru Köktürk Sasan sorusu. O zaman Köktürkler ve Sasanlar İpek yoluna egemen olmak amacıyla hangi Türk devletine karşı ittifak yapıp onu yıktılar? Akunlara, Eftalitlere karşı ittifak yapıp onu yıktılar. Eftalitler Bizans kaynaklarında yani Akkunlar Bizans kaynaklarında Eftalit, Arapça ve Farsça eserlerde Haytal Çin yıllıklarını ise Yeda, Yenta olarak Geçer bu bilgiyi de unutmuyorsun çocuklar. Önemlidir bu bilgi. E, ee, Akunların kurulduğu topraklarda Afganistan topraklarıdır. Afganistan'a egemen olmuş Türk devletidir. Devam ediyorum. Kendisine karşı düşmanlık tutum takınan Sasan hükümdarına karşı Bizans İmparatorluğu ile temasa geçmek amacıyla İstanbul'a elçi gönderen kimdi? İstemi Yabgu'ydu. Burayı okumamız lazım. Diyor ki tarihte ortasından İstanbul'a gönderilen bu ilk, heyet, ilk heyeti karşılık Bizanslarda İstemi Yabgu'nun ülkesine elçiler gönderir. Zamarkos'tu. Böylelikle meydana gelen Türk-Bizans ittifakı Sasan İmparatorluğu'nu zor duruma bırak, zor duruma düşürür. İlk Türk devletinin çevredeki devletlerle siyasi, sosyal, ekonomik ilişkilerinde Cihan hakimiyeti anlayışla etkili olmuştur. Bunu istemi yabgunun atalarımızdan işittik ki Roma İmparatorluğu elçileri geldiği zaman bu bizim artık yeryüzünü fethedeceğimizin işaretidir demiştir diyor. Yani şey geliyor bizim ülkemize Bizans elçisi geliyor Zamarkus. Bunun üzerine istemi yabgu diyor ki atalarımızdan işittik ki Roma elçisi ülkemize geldiğinde bu bizim dünyaya egemen olacağımızın işaretidir diyor. Tamam mı unutmuyorsunuz istemi çok önemli. E, Şimdi birinci Köktürk Devleti yıkılıyor. Sonra ikinci Köktürk Devleti kuruluyor. Ama birinci Köktürk Devleti ile ikinci Köktürk Devleti arasında bir Fetret Devrimiz var biz. O Fetret Devri arkadaşlar ne ile neyin arası? Birinci Köktürkler ile ikinci Köktürkler arasıdır. Ne diyor burada? Çin'de 637 yılında yaşanan Küşat İsyanı hangi Türk Devleti'nin kuruluşuna kaynaklı kadar? Birinci Köktürk Devleti yıkılıyor 639'da. İkinci Köktürk yaklaşık olarak 682'de kuruluyor. 639'dan 682 yılına kadar şey 639'dan diyoruz. Ee, 630'dan 682 yılına kadar yaklaşık 50 yıllık bir Çin esaret dönemi vardır. Bu Çin esaret döneminde 639'da Kürşat isyanı çıkıyor. O Kürşat isyanı 2. Köktür Devletin kurulmasına ilham kaynağı oluyor. Bu bilgi de unutulmayacak tamamdır. Hatta burada 4 isyan çıkıyor. Bu isyanların en meşhuru Kürşat'tır. Kürşat, Çin Sarayı'nı basarak 39 arkadaşıyla oradaki esirleri kurtarmak istiyordu. Ee, başarısız oldu ama bu köktürklerin kurulmasına, ikinci köktürklerin kurulmasına bir ilham kaynağı oldu. Şimdi bizim Türk devletlerimizin merkezi neresi? Ötüken. Diyor ki ikinci köktürk devletinin merkezi neresidir? Bunlar, birinci, ikinci köktürkler, Uygurlar bunların merkezi hep Ötüken'dir ama... Mesela Uygurlar döneminde Karabalgasın yani Ordubalık şehri, Köktürkler döneminde Kara Kurum da başkent olmuştur. O zaman İslam öncesindeki büyük devletlerimizi ötüken Karabalgasın Kara Kurum şehirleri başkentlik yapmıştır. Tamam mıdır? Ee, i̇kinci Köktürkler dönemindeki en önemli olay Orhun yazıtlarıdır. Orhun yazıtları Ton Yukuk Kültigin Bilge Kan adına dikilmiştir. Ton Yukuk 725, Kültigin 732, Bilge Kan 735'te dikilmiş. Tonyukuk 727'de öldü. O zaman Tonyukuk ölmeden 2 yıl önce dikildi. Kültegin 731'de öldü, öldükten 1 yıl sonra. Bilgekan 734'de öldü, öldükten 1 yıl sonra dikildi. O yüzden Tonyukuk kendi yazıtını kendisi dikti. Bu nedenle ilk Türk yazarı, ilk Türk tarihçisi Apa Tarkan olarak bilinen Tonyukuk'tur. Tamam mıdır? Unutmayın. Ve Orhun Kitabeleri bizim ilk Türkçe kaynağımızdır. Danimarkalı William Thompson tarafından okunan e, yazıtımız Orhun yazılarıdır. 1893'te okutuldu, okundu. Bu da tabii ki Türkçülük akımının güçlenmesinde etkili oldu. Türklere ilgi arttı. İkinci kök Türk devletinin kuruluşunda etkili olan Türklerin Bismarck olarak bilinen İlteriş Kağan tarafından kendisine Apatarkan ünvanı verilen Tonyukuk'tur. Tonyukuk Ton Türklerin Bismarck'tır. 1871'de Alman İmparatorluğunu kuran Şansölyenin adıdır Bismarck. Bismarck o şansölye başbakanın adıdır. Birinci Wilhelm'in başbakanıdır. Bu da Apatarkan'da hatırlayalım Kutluk İlteriş Kanunu başbakanıdır. Alman İmparatorluğu'nu kuran Bismarck'tır. İkinci Köktürk Devleti'ni kuran Tonjukuk'tur. O yüzden Tonjukuk Türklerin Bismarck olarak geçer. Ee, ki ikinci Köktürk Devleti'ni kuran Kutluk Kağan derleyen toplayan anlamına gelen ilteriş ünvanını almıştır. Orhun kitabelerinde Çin bölgesini tarif etmek için kullanılan kavram tabgaçlardır. Tabgaçlar hem Çin ülkesinin ifade, doğudaki düşman, özür, kuzeydeki düşman olarak geçer. Ama aynı zamanda tabgaçlar bir kuzey içinde kurulan bir Türk devletidir. Hem bir Türk devletinin adı, bakın üç özelliği var. Hem bir Türk devletinin adı, hem Orhun kitabelerinde Çin'i ifade etmek için kullanılan kavram, hem de Hatırlayalım Karahan hükümdarlarının kullandığı ünvandır. Tabgaç Buğra Han mesela değil mi? Uygurların ilk hakanı. Arkadaşlar şu ikinci kök kim yıktı? Uygurlar yıktı. Uygurlar işte şeyle birleşti. Karluk Basmillerle birleşti. İkinci kök Türk devletini yıktı ve kendi devletlerini kurdu 744 yılında. Peki Uygurların kurucusu kim? Kutluk Bilge Kağan. Kutluk Bilge Kağan. Bu arada Hun devletin kurucusu ya da Hun'un kurucusunu bilmiyoruz. İlk hükümdarını biliyoruz. Hunların ilk hükümdarı Teoman. Birinci Köktürk'ün kurucusu Bumin. İkinci Köktürk'ün kurucusu Kutluk İlteriş Kağan. Uygur'un kurucusu işte burada Kutluk Bilge Kül Kağan. Bu kurucuları unutmuyorsunuz. Zaten en parlaklarını saydım. İşte Metedir, Çurdur falan diye saymıştım. Basın ve Karluklarla birleşerek birleşen Uygurlar hangi devleti son verdi? İkinci Köktürkleri. 744 yılında ikinci Köktürk devleti Uygur Basın Karluk ittifakıyla yıkılmıştır. Devam. Uygurların arkadaşlar bizim tarihimizde <laughs> Türk tarihinde ilk defa yerleşik hayatı geçen topluluk Uygurlardır. Ee, ve Uygurların yerleşik geçmesiyle birlikte tabii ki tarımsal hayat başladı. İlk defa şehirler, ilk defa köyler, ilk defa tapınaklar, ilk defa surlar, ilk defa saraylar bizim tarihimizde. ilk defa matbaa, ilk defa kağıt bizim tarihimizde Uygurlardır. Bunun sebebi yerleşik hayattır. Peki yerleşik niye geçtiler? Mani dinin etkisiyle. Hangi hükümdar döneminde? Bögü. Bögü kaan döneminde Uygurlar Mani dinini benimsedi. Bunun etkisiyle yerli geçti. Ne diyor? Bu etkisiyle diyor ekonomik uğraşları, sanat anlayışları, hukuk kuralları, sosyal yapıları, asker özellikleri değişikliğe uğramıştır. Mani dinini kabul eden hükümdar kimdi? Bögü'ydü. Tapo birinci köktüklerde Budizm'e, Bögü Uygurlar'da Mani dinini benimsemiştir. Unutmayalım. E, Uygur devletinin en parlakları Moyonçur Kağan dönemidir. Moyonçur dönemi. Ne diyor? Kendi adına dikilmiş yazıtı vardır. Arkadaşlar usu yazıtı. Taryat yazıtı, Karabalgasun yazıtı. Üç yazıt Uygurlara aittir. Üçü de Orhun alfabesiyle yazılmıştır. Peki Uygurları kim yıktı? Kırgızlar yıktı. Uygurları yıkarak Ötüken'de devlet kuran Türk topluluğu Kırgızlardır. Kırgızlar ne diyor? Kırgızlar ölülerini yakan tek Türk kavmidir. Çadırlarda ve keçeden kulübede otururlar. Ateşe taparlardı. Divan Lugatütü'nde Kırgızların Türklerden bir boy olduğu vurgulanmıştır diyor. Kırgızlar da ilerleyen dönemde Kitanlar tarafından, Moğollar tarafından yıkılacak tamamdır. Ne diyor İslamiyet öncüt hem Asya hem Avrupa'da devlet kuran Türk toplulukları nedir? Bakın <laughs> hem Asya hem Avrupa'da iki tane. Hunlar ve Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurdular. Peki Avrupa'ya göç edenler, Avrupa'ya yerleşenler sorusu farklı. O, onu sonraya bırakalım tamam. Hem Asya hem Avrupa'da devlet kuranlar. Hunlar ve Avarlardı. Ne diyor Anadolu'yu ilk akım düzenleyen kim? Avrupa'nın. Hangi hükümdar döneminde de oldu demin söyledik. Peki İstanbul'u kuştan ilk Türkler kim? Avarlar. Peki Avarlar İstanbul'u kuşatırken kimle ittifak yaptılar? Sasanilerle unutmayın. Burada hemen çapraz yapın. Mesela İslam döneminde İstanbul'u kuşatan ilk hükümdar Çaka Bey'dir. Çaka kimle ittifak yaptı? Peçeneklerle karıştırmayın. O zaman Avarlar Sasanilerle Çaka Bey'de peçenekli ittifak yapmıştır. Bunlar sorulan sorulardır unutmuyorsunuz. Ne Avrupa'nın ve Avarlar Avrupa toplumunun ordu yönetim sanat alanında etkilemiştir. Mesela Üzengi'yi Avrupa'ya tanıtan Avarlar olmuştur. Şimdi gençler, Hazarlar ve Türkişler bulundukları bölgenin Araplaşmasını engelleyen Türk topluluklardır. Mesela türgişler Orta Asya'nın, Hazarlar, Kafkasların Araplaşmasını engellemişlerdir. Hazreti Osman Hazarlarla, Emeviler hem türgişlerle hem de Hazarlarla savaşmışlardır. O zaman Türkiş-Hazar bağlantısını unutmuyorsun. Türkişler, Orta Asya'nın, Hazarlar, Kafkasların Araplaşmasını engellemişlerdir. Hem Hazreti Osman döneminde hem de Emeviler döneminde Hazarlar, Türgişler İslam ordularıyla savaşmışlardır. Peki paraya bakalım. Bizde parayı değişim aracı olarak kullanan ilk Türk deli de Asya Hunlardır. Bakın parayı değişim aracı olarak kullanan ilk Türk deli de Asya Hunlardır. Gençler ama bizim tarihimizde farklı paralar var. Mesela ee, yarmak, madeni para, satir delikli para, çav, arkadaşlar kağıt para, kamdu ya da kuampoyu bakın. Kuampoyu. Kuanpoyu e, kumaş para. Mesela kamdu değerli kumaş. Kuanpoyu kumaş, bez para. Şimdi yarmak, satır madeni, çavu, kağıt, kamdu, bez para. Çavu ilk defa kullanan da Uygurlardı. Yani kağıt parayı ilk defa kullanan da Uygurlardı. Ama parayı değişim aracı olarak kullanan ilk Türkler Asya bunlardır. Ne diyor burada? Doğu Avrupa'da kurulan ve ticari faaliyetler sonucu İslami benimseyen ilk Türk devleti İtil Bulgarlardır. İtil Bulgarları hatırlayın bunu çocuklar. İlteber Almuş Han döneminde İslamiyet'i benimsedi. Hatta İlteber Almuş Han Abbas Halifesinden kendisine İslam'ı anlatacak ve hocalar, camiler yapacak ustalar istemişti. Arap Seyyah İbni Fadlan önderliğinde bir heyet İtil Bulgar Volga ülkesine gitti. Ve orada İslam böylelikle yayıldı. Moğolların egemenine giren Türk toplulukları Kırgız, Karluk ve Uygurlardır. Uygurlar ve Moğolların Türkleşmesinde bu üçü üç son derece etkilidir. En çok etkili olan da Uygurlardır. Mesela Uygurlar Moğol ülkesinde katiplik, hocalık, memurluk yapmışlardır. Bunların üçü de Uygur ülkesinde, şey Moğolların egemenliğine girdi. Uygurlar kendi istekleriyle girdi ve Uygurlar e, çok değer kıymet gördü Moğollar da hocalık, katiplik, memurluk yaptı. Arkadaşlar bizim dinimiz genellikle gök tanrı ama bunun dışında tabii ki başka dinlerde yayılmış ama Hazarlar çok ilginçtir. Hazarlar eee Museviliği benimsen tek Türk devletidir. Yani Yahudiliği benimsen tek Türk devletidir. Onun dışında yok. Ama Hazarlar Museviliği benimsemiş olmalarına rağmen son derece hoşgörülürler. Yani başka dinden olanlara hoşgörülü davranmışlardır. Ne diyor burada İslam öncesi Türklerde ücretli askerlik yoktur ama Hazarlar hariç Hazarlarda ücretli askerlik var. Sebebi Hazarlar son derece tüccar ve Musevi bir topluluk. Yani Museviliği kabul etmiş. Karayim, bunların mezhebi de Karayim'di. Karayim Hazarları, Karayim Türkleri Yahudi Türklerdir. Mesela Hristiyan Türkler Gagavuzlardır. Hristiyan Türkler Gagavuzlar, Moldova bölgesi. Karayim Türkleri Yahudidir arkadaşlar, Hazar bölgesi tamam mı? Ne diyor burada? Uz ve Peçenekler Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlar. Eyyub Memlük ordusunda e, Kıpçaklar köle askerlik yapmışlar. Bakın bu, bu meseleyi verirken, ücretsiz askeri verirken ne yapmışız burada? Çok güzel bir bağlantı kurdurmuşuz. Uzlar ve Peçenekler Bizans'ta, e, Kıpçaklar ise Eyyub ordusunda köle asker. Bunlar ücret askeri olarak çalışmıştır. Ne diyor? Türklerin kitleler hani İslamiyet'i kabul etmelerine etkili olan savaş Talas Savaşı. 751 Talas Savaşı. Türklerin İslam'ı kabulünde etkili oldu. Peki Talas Savaşı olduğunda hangi Türk devleti vardı? Uygur. Uygur devleti vardı. Orta Asya'da. Peki hangi hükümdar vardı? Moyençur vardı. Moyençur vardı. Uygurların başında. Hatta Çin ülkesinde isyan çıktı. Bu isyanı Moyençur bastırmıştı. En kalabalık Türk boyu Oğuzlardır. En kalabalık Türk boyu Oğuzlardır çocuklar. Bunların Müslüman olanlarına Türkmen denilir. Hristiyan olanlarına Uğuz denilir. Uz. Bugün Hristiyan Uğuzlar Moldova bölgesinde yaşarlar. Onlara Gagavuz denir. Gagavuz. Gök Oğuz'da denilebilir. Bak Gök Oğuz'da denilebilir. Gök Oğuz buradan geldi söylenir ya da işte Kaykavus işte ikinci gelsin Kaykavus'un torunlar olduğu da söylenir bunlar. Şey İzzettin Kaykavus. İşte Kaykavus da buradan geldi. Bunlar efsane tabii ki ama bugün bir gerçek var. Moldova bölgesinde özel bir Türk yapılanması var. Gagavuzlar Türk Geçen de hatta bir klipleri çıktı. 3-4 tane kız e, Türkçe şarkılar söylüyordu Moldova'da. Yani Türk kimliklerini koruyorlar gençler hala. <laughs> Devam ediyoruz. Ne diyor? Hangi Türk toplulukları arasında Hristiyanlık yayılmıştır? Avarlar, Peçinekler, Kumanlar, Uzlar, Macarlar, Tuna Bulgarları bunlar arasında Hristiyanlık yayıldı. Ki bugün işte Bulgar ve Macarlar Hristiyan. Avar diye bir topluluk yok. Kıpçak diye bir topluluk yok günümüzde ama mesela bugün işte Altın Orda'nın Türkleşmesinde Kıpçaklar çok etkili. E Altın Orda'nın topraklarında Kırım'la Kırım Kırım halkı var, Tatarlar var yani, Kazanlar var. Mesela Kıpçaklar, Bulgarlar bugünkü Kazan Türklerin ataları kabul edilir. Onlar Ardıl. Ama normalde Avarlar, Peçenekler, Kıpçaklar, Uzlar, Macarlar, Tuna Bulgarları Hristiyanı kabul etmişlerdir. Hatta şu Macar ve Bulgar hükümdarları çar ünvanlı bile kullanmış. Yani zamanla sılavlaşmışlardır bunlarda. Peki Kırgızlara ait en ünlü destan hangisi? Manas Destanı. Manas Destanı dünyanın en uzun destanı kabul edilir. Şu Tuna Bulgarları Boris Han döneminde Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Peki İtil Bulgarları ise İlteber Almış Han döneminde İslamiyeti kabul etmişlerdir. Demin görmüştük işte burada. Tamam mı? Hatta İlteber Almış Han İslamiyeti benimsedikten sonra Cafer bin Abdullah adını almıştır. Sulu Kağan döneminde Emevilerle savaşan devlet Türgişler. Sulu Kağan Türk en kahraman hükümdardır. Emevilerle muhteşem savaşlar yapmıştır. Emevileri sokmamıştır arkadaşlar ama zamanla Emeviler tabii ki Mavra Nehri'ne girdiler. Orada ee, şeyi kurdular Horasan Valiliğini kurdular. Hatta başına Kuteybi bin Müslim atadılar. O Kuteybi bin Müslim aracılığıyla oradaki Türkler ee, işte bazı Türkler öldürüldü. İşte oralara İslam getirildi. Türkler İslam'ı kabul etti. İslam yavaş yavaş o coğrafyada yayıldı. Ne diyor? 6. yüzyılda Ortasından Asya'dan Balkanlara geçerek Orta Avrupa'da Bayan Han önderliğinde devlet kuran Avarlar. Yani Juan Juan'lar. Gençler Avarlar e, Avrupa'daki devletin adıdır. Juan Juan'lar Orta Asya'daki devletin adıdır. Orta Asya'da Juan Juan imparatorluğu olarak geçer. Avrupa'da Avar e, İmparatorluğu olarak geçer. Ama işte biz ikisini de birleştiriyoruz. Avar'la Juan Juan aynıdır diyoruz tamam mı? Devam. Eyyubi ve Memluk ordusunda görev yapan askerler Kıpçak Türklerdir. Yani kuman Türkleridir. Kıpçak ve kumanları Eyyubi ve Memluklara satan altın ordadır. Altın orda bunları köl olarak satmıştır. Dede Kıpçaklar? Ruslarla yaptıkları mücadele Igor Destanı'na, Müslüman Oğuzlarla yaptıkları savaş Dede Korkut Destanı'na konulur. Dede Korkut Destanı geçiş dönemi destandır. Yani hem İslam öncesi figürler hem de İslami dönem figürler barındırır. E, Türklerde sınıra ne denilir? Yaka ya da sugur. Sugur ya da yaka çocuklar sınır demektir. Sugur, sugur ya da yaka sınır. Ee, uzlar ve peçenekleri hatırlayalım. Bunlar Bizans ordusunda para yapmışlar. Demin gördük. Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusundayken Alparslan ordusuna geçtiler. Saf değiştiren Türk topluluklardır bunlar Malazgirt Savaşı'nda. E, e, Hazarları söyledik. Musevi ticaretle geçiniyor. Neydi? Gök Tanrı inancına mensup olan Hazarların milletler arası bu sık ilişkileri sonucunda ülkelerinde İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik yayılmış. Hazar barışının sağlandı rahat ve huzurla gelişen ticaretin tarih ticaret ticaret faaliyetten önemli olaylarının biridir. Bu süreçte refah içinde yaşayan Hazarlar bal, mum, un, kadife, kürk ticaret yapmışlar. Arıcılık, bal, mum ticareti uğraşmışlar. Denizde ve nehirde gemiler işletmişler ki zaten bunun sayesinde de Museviliği benimsemişlerdir. Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu kim? İskitler yani Sakalar, en ünlü hükümdarları Alp Ertunga, en ünlü destanı Alp Ertunga ve şu destanı unutmayın. Alp Ertunga destanı ilk Türk destanıdır. Alp Ertunga destanı unutmuyoruz bunu bakın. Pers Turan savaşlarını anlatır. Pers Turan savaşlarını. Şu destanı ise Büyük İskender'in Asya Seferi'nin bir bölümünü anlatır. Tamam mıdır? Bağlantı çok önemli. Bozkır'ın kuyumcusu olarak bilinirler. <laughs> E, ee, bizler, Oğuzlar İslamiyet'i benimseyerek yerleşik hayata geçtik. Yani Anadolu'ya geldik ya. Anadolu'ya gelip İslam işte o süreçte Horasan'dan Anadolu'ya geldiğimiz süreçte yavaş yavaş 10. 11. yüzyılda İslamiyet'i benimsedik ve bunun sonucunda da yerleşik hayata geçtik. Ne diyor? Göçler sonucunda Doğu Avrupa ve Balkanlarda hüküm süren devletler Bulgar, Macar, Peçenek, Kıpçak ve Oğuzlar Doğu Avrupa ve Balkanlarda Hazarlar Doğu Avrupa'da. Bak burada Doğu Avrupa ve Balkanları ortak verdiği için bunları saydık. Hazarlar ise Doğu Avrupa'da Kafkaslar dolaylarında. Ortasında ilk Türk İslam devleti olan Karahanlıları kuranlar Karluklar. Karluklar Karahanlı'nın asıl kurucu unsurudur. Bunu da unutmuyorsun. Bu da çok önemli bir bilgidir. Tekrar ediyorum. Karluklar Karahanlıların asıl kurucu unsurudur. Türkler göçler sonucunda nerelere yerleşti? Diyor ki Akunlar Afganistan'a yerleşti. Hunlar geçin Ogurlar geçin, Sabarlar geçin. Avarlar Orta Avrupa'ya yerleşti. Bulgarlar Karadeniz'in kuzeyi Balkanlara yerleşti. Macarlar Karadeniz'in kuzeyinden Orta Avrupa'ya yerleşti. Uygurları geçin biliyorsunuz zaten. Peçenekler bak Peçenek, Kuman ve Uzlar Hazar Denizi'nin kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlara yerleşti. Oğuzlar arkadaşlar biziz. İran'da varız, Anadolu'da varız, Balkanlar'da varız. Hemen hemen her yere gittik ki Türklerin en kalabalık kolu Oğuzlardır. Hazarlar Karluğun kuzey Kafkas bölgesine yerleşti. O zaman ben bunu, 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 bunu ve bunu unutmayacağım. Bunlar önemli. Bunlar bize soru olarak sorulur. Tamam mıdır? Dikkat edin bunlara. Bu map kitabını tak diye bu şekilde de vermişlerdir bu bölüm. Devam ediyoruz. İslamiyet'in Türkler'de Kağan olabilmenin şartı neydi? Kağan olabilmesi için o kişiye kut verilmesi gerekiyor. Türkler'de Kağan olabilme için gök tanrı tarafından kendisine kut verilmiş bir aile mensup olması gerekiyor. Ya ya Tukudan olacak ya Yağlakar'dan olacak ya da Aşina'dan olacak. Türkler'de sosyal yapı oluşturan unsurlar ne? Büyük küçükten büyüğe doğru bir oguş. iki uruk aile sülale. Üç boy yani ok. Dört budun. Budunun örgütlenmiş hali ise devlet. Peki devlet oluşturan unsurlar neydi? Oksuzluk, teşkilat, ülke, halk. Hatırlayın bunu. Oğuzkan Kağan Destan'da ismi geçen kahramanlar ve boylar kimdir? O güzel bir soru. Oğuzkan Kağan Destan'da Oğuz, Ulu Türk, Karluk Bey, Kalaç, Kantlı, Ulu Ordu, Kıpçak Bey gibi kahramanlar var. Bunun dışında Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan hatırladınız mı Osmanlı Selçuklu. Türklerin cihana hakimiyetinin bir göstergesidir. Aşağıdaki destane, dedi bu şey tamam yani bir paragraf almışım ben. O kalmış orada. O zaman Oğuzkan destanı göre bunu unutmuyoruz. Çok önemli. Ne diyor? İlk Türk devletinin kurulmasında etkili olduğu gibi parçalanmasında ve zayıflamasında etkili olan unsur nedir? Boy. Türkler boylar federasyonu halinde örgütlendi çocuklar. 10 tane boy, 5 tane boy bir araya gelerek devlet kurdu. Mesela Uygurlar 9 oğuzlar olarak geçer. Bak 9 oğuz boy bir araya gelerek kuruldu. Mesela Batı Batı Kök şey Batı Hun Hakanlığı, Batun Batı Hun Hakanlığı şey olarak geçer. 10 ok olarak geçer. 10 ok. 10 ok olarak geçer. Peki bu Hunları hatırlar mısınız? Bu Hunlar Batı'ya gittiler. Hatırlayın 10 oklarla Fin Ogurlar birleşti. Bulgarları ve Macarlar oluşturur Yani Türk devletleri boyların bir araya gelmesiyle kurulur. O yüzden Türk devletleri çok kolay kurulduğu gibi bu boylar bağımsızlığını elde ettiklerinde çok kolay da parçalanırlar. O zaman boyların bir araya gelmesi ve parçalanması Türk devletlerinin kuruluşunu ve yıkılışını kolaylaştırmıştır deriz. Ne diyor? Türk devletlerinin siyasetler kavramı olarak ifade edilen ve tanrı bağışı olarak görülen tabir nedir? Kut. Türklerde egemenin meşruiyet, meşruiyet hukuki demektir. Kaynağı kuttur. Bu da merkez otoriteyi güçlendirir. Belli bir aileye mensup olmak gerekiyor. Bunlarda Tuku. Kök Türklerde de Aşina. Uygurlar da Yağlakar. Tamam. Bunlardan birisine ait olacaksın ki Tanrı sana okutu vermiş olsun. Devam. İlk Türk devletlerinde hükümdar verilen ünvan ve hükümdarlık sembolleri neler? Şanyu, Tanhu kimde? Bunlarda. Han, Hakan genellikle hepsinde. Yabgu arkadaşlar batıyı yöneten değil mi? Batıyı, solu yöneten. İlteber genellikle Bulgar hükümdarlarının kullandığı ünvan Hazarlara bağlı olduklarından dolayı İdikut Uygurların kullandığı ünvan İlteriş ikinci köktürk hükümlerinin kullandığı ünvan Erkin daha çok Oğuz hükümdarlarının Erkin Külerkin Oğuz hükümdarlarının kullandığı ünvan Kaan gibi ünvanlar kullanmıştır diyoruz ama bu arada bir şey bilmenizi de istiyorum Şu İdikut ünvanlı Uygurlar kullandı ya madem buradayız mesela o yüzden buna da okuyalım Uygurlar kullandı ya. Uygurlar Manidin'in etkisiyle ay ve kün gibi ünvanlar da kullandılar. Bunu da unutmuyorsun çocuklar. Ha, Uygur hükümdarları İdikut ünvanını kullandı ama Manidin'in etkisiyle ay ve kün gibi ünvanlar da kullandı. Çok önemli. Peki hükümdarlık sembollerine örgün yani taht, davul, otağı yani çadır, mesken, kotus, sorguç, at koyuru, mızrancına takılan yarlık, ferman, emir, kılıç, kemer, kamçı, kama, Tu tu sancak ordu toy ziyafet <laughs> hükümdarın halını halını malını yağmalatması halka dağıtması yay mesela nevruz günlerinde ziyafetler düzenlenir gibi ya da kurultay toplantılarında ziyafetler düzenlenir gibi ne diyor burada Türk devletlerinde ok hiçbir zaman hükümdarlık sembolü olmamış ama bunun dışında diyor İslam döneminde menşur, gaşiye tıraz, hilat çetir, cülüs dağıtma kut bu kutmakta Hükümdarlık ünvanı değildir. O zaman para bastırmak Türkler'de İslam öncesinde hükümdarlık ünvanı. Ama hutbe okutmak yok. Tıraz hükümdarlık elbisesi, kaftan yok. Tamam mıdır? Unutmayın. Türk devletinde kanun görevleri nedir? Bence okumaya bile gerek yok. Ne yapacak? Halkı doyuracak. Toylar, şenlikler düzenleyecek, töreyi uygulayacak, asayiş sağlayacak, ordu yönetecek, adalet sağlayacak, halkı koruyacak, kurultaya başkanlık yapacak. Bunlar kanun görevleri. Güzel de soru olur buradan. Basit olur ama güzel soru olur. Peki kurultay nedir? Türklerde meclisin adı. Devlet için meclis. E, buna kengeş de denilir doğru mu? Buna toy da de denilir. Toy, kengeş. Rultay aynı anlama gelir. Kimler katılır? Bir hükümdar, iki hatun eşi, üç boy beyleri, dört hanedan sülalesi, üst düzey devlet adamları. Üst düzey devlet adamları nedir arkadaşlar? İşte Tarkan, Apa Tarkan, Erkin, Kül tamam mı? Şat, hükümdarın çocuğu, vali olarak atanmış. Artı ee, buyruklar. Yani buyruk dediğim şey, hükümet, ay, Ayuki'nin bakanları, Aygucu, başbakan. Bunlar katılır. Şu cümle çok önemli. Diyor ki, Hükümdar kurultayın başkandır. Hükümdarın yokluğunda aygucu yani vezir yani başbakan kurultaya başkanlık yapar. Toygun kurultay üyelerinin adıdır. Toy zaten kurultay toy toygun üyelerin adı. Türklerde konar göçer yaşam tarzının ortaya çıkması nedeni E, coğrafi koşullardır çocuklar. Yani hayvanlıkla geçiniyorlar tamam mı? Ondan dolayı konar göçer bir yaşam vardır. E, ee, İslam öncesinde kurultayı toplantıya çağırma Töreyi töre, de, töre değişikliğini teklif etme, aygucu aygucu başbakan, vezir, tayin etme, yargıya başkanlık etme, yargı yargıya başkanlık etme, o yargı yargucu üst düzey mahkeme. Hangi etme hangisinin görevleri? Hakka'nın görevleri arasındadır. Türk üçgeni nedir? Türk üçgeni şudur çocuklar. Türk üçgeni mimar bir yapıdır. Camiye girdiniz. İki tane kubbe vardır. İki tane kubbe ters üçgenle ya da düz üçgenle birbirine bağlayan e, yapı şeklidir. Türk üçgeni dediğim şey mimari ile ilgili. Ne de Uygurlar stupa denilen tapınaklar yapmışlardır. Kubbeli tapınaklar. Ve bu kubbeler arasında bağlantı sağlamak için üçgenler kullanmıştır. Buna Türk üçgeni denir. Daha sonra Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde bu, bu, bu da kullanılmıştır. O yüzden Selçuklu ve Osmanlı mimarisine Uygurlar etki etmiştir. Deriz ki ilk defa stupa... İlk defa o kubbeli mimari yapılar hep Uygurlar'da ortaya çıkmış. Türk resim sanatının öncüsü kimdir? O da Uygurlar'dır. Mesela Uygurlar'da Uygurlara kadar hayvan üslubu var. Sanatta hayvan üslubu var. Yani e, resim neye çiziliyor? Taşınabilir malzemelere çiziliyor. Konar göçer yaşamdan dolayı. Ama Uygurlar yerleşik oldukları için Uygurlar'da e, çocuklar sanat duvarlara, kağıtlara çizilebiliyor resim. O yüzden resim sanatının öncüsü Uygurlardı. Ne de Uygur Türk resim sanatının temeli Uygurlar döneminde atılmış. Uygurların tapınakları süslemek için yaptıkları duvar resimleri fresko, alçı boya, insan yüzü, duyguları ifade edecek resmedilmiş ve portre sanatına geçiş yapılmıştır diyor. Çok önemli. O yüzden Türklerde ilk defa minyatür, ilk defa çinicilik, ilk defa çocuklar, e, teship hep Uygurlar. Matbaa kağıt zaten Uygurlar. Havernus da söyledik. Dünyanın en eski halısı olarak bilinen pazarlık halısı esik kurganındaki altın işlemeli elbise insan zırhı bunlara ait. Tamam mıdır? Hun sanatının bir ürünü. Bazen eskitler diye sorabilirler ama yani, yani kitaplarda çıkabilir karşınıza. Yok. Hun sanatının bir ürünü olarak geçer. Devam ediyoruz. Ee, ortası Orta Türk topluluklarında ölülerin eşyalarıyla gömüldüğü mezara kurgan adı verilir. Değil mi? Kurgan şimdi gençler bakın şurada mesela e, kurganı çizdik tamam mı şu işte mezar olsun tamam biraz tümsek koyun şöyle bu kurgan kurganın etrafına bal bal dediğimiz mezar taşları dikerler bunların her birisi birer bal bal gördünüz mü? Bal bal mezar taşıdır insan sureti peki insan sureti varsa bal ballar Türklerde heykelciliğin geliştiğini gösterir mi? Evet iskitlerden beri var o zaman iskitlerde de var bal bal heykelcilik var. Taşınabilir. Ne olacak yani? Çok önemli değil. İşte bu balbalar insan suretindedir. Diğer bir ifade Öbür dünyadaki huriler gibi düşünebilirsiniz onu. Öbür dünyadaki uşaklar gibi düşünebilirsin. Köle gibi düşünebilirsin. Türklerde balbal bal dediğim şey öbür dünya inanışının bir sembolüdür. Hizmetkarlık yapacağına inanır Türkler. Ne diyor? İslam öncesinde Türkler ahiret inanışının bir göstergesi olarak ölüleri mumyalamış. Balbal bal denilen mezar taşları dikmiş. Balbal bal aynı zamanda Bengü taş. Bengü taş. Mesela Orhun kitabeleri bal baldır çocuklar. Bengü taş, sonsuzluk taşı olarak da geçer. Ee, evleri, mezarlığın evler odalar şeklinde yapmış. Ölüye et özel eşyalarını koymuş. Hatta atını, kuyruğunu keserek atını da koymuşlar. İslam öncesi Türklerde hükümdarın eşinin, hatunun görevleri nelerdir? Yani devlet yönetimine etkili olduğu ne kanıtlar? Kurultaya katılabiliyor ama başkanlık yapamıyor. Elçi kabul edebiliyor. Hükümdar ülkede olmadığında Ülke, bak hükümdar ülkede olmadığında e, şey, özür hükümdar ülkede olmadığında hükümdar öldüğünde dikkat edin cümleye baştan alıyorum hükümdar öldüğünde yerini geçecek oğlu küçükse vekaleten onun naibi olarak devleti yönetebiliyor oğlunun naibi olarak devlet yönetebiliyor ve paraların üstünde resmi olabiliyor mesela birinci köktürk paraları vardır bu minkan orada ilhatun var yani yanında tamam mı? Ne diyor? Türk tarihi ve edebiyatın ilk yazılı kaynağı Orhun kitabeleridir. Orhun kitabelerinde arkadaşlar Türk tarihinin ilk yazılı ürünü siyasetnamesi de 50 yıllık Çin esareti, Türk töresi, Türk devlet kök köktürklerin siyaset tarihi, edebi bir dille anlatılmıştır diyor. O yüzden bizim ilk edebi ürünümüz, ilk siyasetnamemiz Orhun kitabelerdir. Orhun kitabelerine geçen yoksul halkı giydirdim, aç halkı doyurdum, az halkı çoğalttım sözleri sosyal devlet anlayışıyla ilgilidir. Devam. İslam öncesi Türklerde hükümdar çocuklarına ne adı verilir? Tigin. İlik, ilik ya da elik, ilik tigin adı verilir. Dikkat edin cümleye. eğer bu tiginler bir yere vali olarak atanırsa ya da emrine bir tümen verilirse, bir ordu verilirse ona şat ünvanı verilir. Şat ordu komutanı demektir. Emrine bir tümen verilmiş Tigin. Şat ünvanlıdır. Bir yere varlı olarak atanmış Tigin. Şat ünvanlıdır. Peki ilk Türk alfabesi nedir? Orgun alfabesi. Ondan sonra Uygur. Peki Türkler tarihte hangi alfabeleri kullandı? Oyur, Orhun, Uygur, Arap, Latin sırasıyla ama bunun dışında Türkler Soğut ki Uygur alfabesi Soğut alfabesinden türetilmiştir. Kiril bugün Kafkaslardaki ortasındaki Türklerin bir kısmı kullanıyor. Fars, İran biz kullandık. Brahmi Hint alfabesi kullandık. O zaman Orhun Uygur, Arap Latin Orhun Köktürk yani. Onun dışında Brahmi, Kiril, Soğut, Fars alfabelerini kullandık. Ama Çin alfabesi, Japon alfabesi bunları kullanmadık çocuklar. Peki Türklerde ne var? Ordu millet anlayışı var. İlk Türk, Türk düzenli orduyu kuran ordu millet anlayışını ortaya atan Mete Han'dır. Niye ordu millet anlayışı var? Konar göçer yapıdan dolayı. Matbaayı kağıdı ilk defa kullanan Uygurlardır yerleşik hayattan dolayı. Hareketli harflerdir. Hareketli harflerdir çocuklar bu. Bu onların yerleşik hayata geçtiğini kanıtlar. Devam. Heh. Orhan alfabesi 38 harf Uygur alfabesi 14 harften oluşur demiş. Evet ne diyor burada? Şunun devamıdır bu. Uygurlar matbaayı kullandı ya. Matbaa yani hareket tarfler, kitap basımı, tesip, minyatür, duvar resmi, tapınak, vakıf, bankacılık, okul, kütüphane, orta oyunu, yazılı hukuk ilk defa Uygurlar ortaya çıkmış. Güzel bir not düşmüş hoca. Hangi hocaysa. Uygurların hangi alanda uğraşları onların yerleşik hayata geçtiğini kanıtlar. Uygurlarda duvar resmi varsa, mimari varsa, Matbaa varsa ve sulu tarım varsa onlarda yerleşik hayat vardır deriz. Peki din adamları ne isim veriliyor Türklerde Gök Tanrı'ya göre? Kam, şaman, baksı ama bu din adamları asla sosyal hayatta etkili değil. Yani ünlü, önemli bir şeyle vasıfları yok. O yüzden din adamları gibi yani ruhban bir sınıf yok Türklerde. Türklerde yazılı olmayan hukuk kurulan töre denilir çocuklar. Ve törenin Kutatku bileye göre değişmez hükümleri vardır. Bu yıldızlı bir sorudur. Mesela könilik yani adalet, uzluk yani iyilik, tüzlük yani eşitlik, kişilik yani insanlık törenin değişmez unsurlardır. Değişmez ve töre serttir. Ee, konar göçer hayat tarzının bir ürünü olduğu için cezalar 10 günü 20 günü geçmez. Tamamdır. Hapis, hapis, hapishane yok çünkü yani çadır cezası var. Ee, birinci köktürklerinden parlak devri kimdi? Mukan Kağan dönemiydi. Ne diyor? Kore'den Karadeniz'in kuzeyine kadar uzanan Sahada yaşayan tüm tölesleri, tölesler dağınık Türk boylarının ortak adı, dağınık Türk boylarının ortak adı töleslerdir ve diğer Türk boylarının hakimiyet altına köktürkler bu Mukankan. ki ee, İslam öncesinde Engin'in sınırları sınırlara sahip Türk devleti çocuklar birinci köktürklerdir. Türk dilinin ve tarihinin en eski yazılı örneği Orhun kitabeleridir. Türk Devlet Teşkilatı'nda siyasi, kültürel, hukuki ve ekonomik konularda genel karar alan ve devlet yönetiminin temel oluşturan en yüksek kuruluş kurultaydır, Toyken Geç'tir. Şimdi buraya, burayı bir okuyalım. Türk Devlet Teşkilatı'nda kurultay, siyasi, kültürel, hukuki, ekonomik konularda genel kararlar alan ve devlet yönetiminin temel oluşturan en yüksek kuruluştur. Kaan, Handan üyeleri, Hatun, Aygucu, Aygucu, Başbakan, Vezir, Boybeylerinden oluşur kurultay genellikle yılda 3 kez toplanarak devletçileri görüşülür. Kurultayın üyelerine toygun denilir. Boy beylerin kurultaya katılımı sadakat işareti sayılır. Katılmadığında isyan olarak algılanır. Önemli bir bilgiydi. Peki ilk Türk devletinde kurultayın aldığı kararları uygulamak amacıyla oluşturulan yürütme gücünün adı nedir? Hükümet. Doğru mu? Yürütme gücü hükümet. Peki Türklerin hükümetinin adı Ayuki. Ayuki hükümet. Unutmuyorsunuz. Devlet işlerinin yürütülmesini sağlar. Hükümetin başında Ayguci ya da Üge adı verilen Başbakan bulunur yani vezir bulunur. E, Asya Hunlarından itibaren Türklerde hükümet üyelerine buyruk denilmiştir. Kurultay'ın görevi yetkisine devlet politikasını belirlemek hükümdarın ha bakın kurultay hükümdarın belirlenmesinde etkilidir çocuklar. Diyelim ki taht kavgaları çıktı kimse başı geçemiyor. Kurultay kurultayı belirler ya da kurultayda e, şey hükümdarda <laughs> sıkıntılar var. Kurultay hükümdar görevden alıp başka birisini getirebilir ama aynı hane aynı hanedandan olacak, aynı sülalden olacak. Kurultaya her boy beyinin kendi boyunu temsilen katılması neyi kanıtlar? Bakın bu da çok önemli. Soru çok önemli. Ülkede demokratik bir uygulamanın olduğunu kanıtlar. Ne diyor? Kendi boyunu temsilen katılıyor. Demokratik bir uygulama var. Her boy kendi bo her boy beyi kendi boyunu temsilen katılıyor. Boy beyleri kurultayda belli bir hiyerarşiye, belli bir sıraya göre dizilirler. Buna orun denilir diyor. Orun boy beylerinin kurultayda oturur sırasıdır. Bu orun sırası devletin ne kadar devletten ne kadar pay, yani ne kadar ülüş alacaklarını gösterir diyor. Ne kadar mal alacaklarını gösterir. O zaman Türklerde orun ve ülü, ülü sırası vardır. Birazdan onu da karşıya çıkar. Cümlesi çıkar. Acaba var mı şurada? Orun ve ülüş sistemi diye varsa hemen göstereyim çocuklar. Or evet. Bakın diyor ki ilk Türk devletlerinde yapılan kurultayda boy beyleri belli bir protokole göre otururlardı. Bu boy beylerin oturacakları yere orun denilirdi. Bir boy beyin oturacağı yer onun elde ettiği başarılar ve gösterdiği kahramanlıklara göre belirlenirdi. Bunun yanı sıra boylardaki alp alp savaşçı sayısı da beyin önem derecesini yükseltirdi. Boyların kurultaydan yiyecek yiyecekten alacağı paya veya hissi ülüş denilirdi. Ülüş ülüşmek paylaşmak yani. Bir boyun ülü hakkı o boyun başarısıyla artar başarısızlığa azalabilirdi. İşte orun da buna göre belirlenirdi. Unutmayın orun ve ülüs sistemini unutmuyorsunuz çocuklar. Tamam mı? Az kaldı şurayı bitirelim bu bölümü bitiren dersimiz ona göre kapatalım. Ne diyor? İlk Türk devletlerinde ülke yönetimini kolaylaştırmak amacıyla Hunlardan beri uygulanan sistem ikili teşkilat. Doğu, batı, güney, kuzey, büyük, küçük, orta gibi var Türklerde. İkili teşkilat Türk devletlerinin çabucak ikiye ayrılarak yıkılmasına etkili olmuş. Ayrıca ikili teşkilat Türk devletinde federatif, konfederatif bir yapının olduğunu gösterir. O zaman Türk devletinde ikili teşkilat varsa yani iki hükümdar varsa çocuklar. Şimdi burada bu min var doğru mu? Burada da istemi var. E, bu da hükümdar, bu da hükümdar. İkili hükümdar var. İki hüküm, ha bunun unvanı Kaan, bunun unvanı Yabgu. Önemli değil iki hükümdar var. O zaman Türklerde federatif bir yapı var, konfederatif bir yapı var. Bu konfederatif bir yapı merkezi otoritenin olmadığını kanıtlar. O yüzden Türk devletleri hep yıkılmadan önceki ayrılır ya. Göğut Köktürk, Batı Köktürk, Doğu Hunlar, Batunlar, Kuzey Hunlar, Güney Hunlar. Hatırlayalım işte Kara Türgişler, Sarı Türgişler. Hatırladık mı? Kansu Uygurları, Turfan Uygurları. Hep böyle. Farklı dinlerden olanların davalarını bakmak için hakimler kurulmuştan Türk devleti Hazarlar. Hakimler kurulunda Müslüman var. Hristiyan var, Yahudi var. Yani kadı var, ee, rahip var, haham var. Tamam mıdır? Bu da hoşgörülü olduklarını gösterir. Kök Türk hükümdarı Kapkan Kağan bir defasında Çin'den vergi olarak 1250 tonluk tohumluk buğday ile 3000 adet tarım aleti alıyorsa bu Türklerde tarım yapıldığını gösterir. Doğru mu? Evet. Türk ordusunun özelliklerini. ilk Türk ordusunu kuran kimde? Mete. Değil mi çocuklar? Mete kurmuştu ilk düzenli orduyu. Ne zaman? M.Ö. 209'da kurmuştu. Göçebe yaşamın etkisiyle ordu millet anlayışı vardır ve ordu hafif suvari, hafif silahlı süvari birlikten oluşur. Tamam. Paralı askerlik yoktur Hazarlar hariç. Süreklidir. Yani düzenlidir. Askerlik ayrıcılıklı bir meslek değildir. Yani askerlik diye bir meslek yoktur. En önemli savaşın soru attır. Güzel. Askeri kültürün gelişmesine paralel olarak Türk devlet Türklerin medeniyet tarihine yaptığı en büyük katkı nedir? At evcilleştirmeleri. <laughs> Bundan bahsettik zaten. Ana kültürü falan söylemiştik çocuklar. Türkler özgü savaş taktiklerine Turan, Kurt oyunu, sahte ricat, hilal taktiği ne yapıyordu? Türklerde sol kanat, orta kanat, sağ kanat vardı. Düşman da burada şu orta kanat gidiyordu buraya. Düşmana saldırıyordu. Hızlı bir şekilde geri çekiliyordu. Bak hızlı bir şekilde geri çekildi sahte ericat, tamam mı? Diğer bir de kurt oyunu. Geri çekiliyordu. Düşman da bunları takip ediyordu. Aa bunlar çok azmıştı. Düşmanı buraya kadar getiriyorlardı. Ve sağdan ve soldan ki kuvvetler bunları kuşatıyordu. Bunun adı kurt oyunu, hilal taktiği, şey turan taktiği, hilal taktiği. Turan, hilal, sahte kurt oyunu hepsi aynı anlama geliyor çocuklar. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu ikili teşkilat. Niye ikili teşkilat var? Sorusun cevabı. Ee, yani tek bir hükümdarın idare etmesi zor. Çünkü topraklar çok geniş. O yüzden yönetimi kolaylaştırmak amacıyla iki hükümdar belirlemişlerdir. İkili teşkilat uygulamışlardır. Türklerdeki egemenlik bakın. Türklerdeki egemenlik anlayışı nedir? Sorusun cevabı şudur ülke toprakları Handan Sölalesi'nin ortak malıdır. Bu Türklerdeki egemenlik anlayışıdır. Yani veraset sistemidir. Peki bunun sonuçları nedir? Veraset düzensiz olduğu için taht kavgaları çıkar. Devlet kolayca parçalanır. Güzel. Peki ikili teşkilatta batıya kimi atıyordu? Kardeşi. Doğru mu? O zaman ikili teşkilat uygulanır. İkili teşkilatta neden batıya kardeş atıyoruz? Çünkü ülke toprakları Handan Sölalesi'nin ortak malı. Ayrıca çocuklar tecrübe kazansında illere vali olarak atanır. Bu da ülke toprakları Handan Sülalesi'nin ortak mal, malıdır, e, anlayışının bir üründür. O zaman veraset düzensiz ikili teşkilat ve Handan Sülalesi yani Tiginler illere vali olarak atanır. Devam. Türklere ait destanlar nedir? Arkadaşlar Türklere birçok destan var ama Alp Ertunga ve şu İskitler'e, kan Hunları, Ergenekon Bozkurt Köktürkleri ki Ergenekon havzasından çıkış demir madeni, demir dağını eritmek, e, Nevruz Bayramı, yediyken 70, 70 iken 700 olduk kavramları önemli anlattım ya da işte dinlediniz bilmiyorum. Türeyş Göç Destanı Uygurlar, Manas Destanı Kırgızlar, Dede Korkut Oğuzlar bunlar unutulmamalı. Hemen hemen her yıl böyle destan eşleştirmeden bir şekilde soru geliyor. Ortasındaki Türk devletinin milliyetçi bir yapıya sahip olmaların göstergesi nelerdir? Han, Hakan, Kaan ünvanlı kullanılır. Bunlar Türkçe ünvanlar. Kendilerine alfabe icat etmeleri. Ee, başka devletlerin egemeninin altına girmektense yurtlarını terk etmeleri. Uygurların ve başka kayımların başka dinleri benimsemelerine rağmen o dinlerin Türkçe karşını bulup kullanmaları. Türk adıyla devletler kurmaları. Bunlar Türklerde milliyetçi bir karakterin olduğunu gösterir. Arkadaşlar kim ekler? Ülkelerini 11 ile ayırdılar ve ilin başına tutuk adı verilen valiler atayarak yönettiler. Türk'ten de ilk defa Kağan ünvanını kullanan Juan Juanlardır. Avarlar'dır. Şelun tarafından kullanıldı. İlk defa Kağan ünvanı. Han, Hakan, Kağan Türkler de ortak ünvandır ya. ilk defa Kağan'ı biz Avarlar'da görüyoruz. İslami Türk Devletleri'nin federatif bir yapıda olduğunu kanıtlayan şey nedir? İkili teşkilat ve boylar halinde yapılanma bir federatif anlayış ülkede merkezci yapıyı zayıflatmıştır. Çünkü böyle bir sistemde özerk yapılanmalar vardır. Bunlardan itibaren uygulanan ikili teşkilat ve boy birliği Türklerde federatif anlayışın olduğunu kanıtlar. Devam. Ortası da Türklerin kurduğu devletlerin yıkılış sebepleri neler? Bir, Türk veraset sistemi. Yani ülke toprakları halinden ortak malı, yani Kutum Kanyulla hanedanına geçmesi üç aynı şey ifade eder. İkili teşkilat, otorite zayıf, Çin Çin entrikaları, boylar arası mücadele. Bunlar Türk devletinin yıkılmasında etkili olan faktörler. Türklerde dini ve milli günlerde düzenlenen şölenleri beraberce kutlamak esoyut sosyal dayanışma normal. Ortasında yaşayan Türk toplulukları zamanla İslamlaşmış olmasına rağmen Kuzey Afrika'daki Kıptiler, Berberiler gibi Araplaşmamış olmalarının sebebine Türk kültürü köklü bir kültüre sahip ama son dönemlerde felaket bir Araplaşma var elbette. Türklerin tarihte kullandığı takvimler neler? Unutmayın 5 tane. 1. 12 hayvanın Türk takvimi İslam öncesi. Güneş ile esaslı. 2. Hicri takvim İslami dönemde ay ile esaslı. 3. Celal takvim büyük saçlı sadece mali işlerde kullanıldı güneş ile esaslı. 4 Rumi takvim Osmanlı malişlerde işlerde Güneş ile esas takvim 5 Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanıldı. Güneş ile esas takvim. Güneş, 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 ay. Bu yüzden bunun adı diğer bir ifadeyle kameri. Kameri ay demek. İslam Türklerde, Türklerin icat ettiği takvim hangisi? 12 hayvan Türk takvimi. Bu Türklerde gök bilimi, yani astronominin var olduğunu kanıtlar. Devam. Bedizci ressam çocuklar. Uygurlarda ressama bedizci isim verilmiştir. Karabalgısın Mayonçur yazıtları Uygurlara aittir. Okuyalım. usu yazıtı Mayonçur yazıtı Uygur Kağanlığı yazıtları içerisinde en önemli olandır. Mayonçur adına dikilmiştir. Şineusu yazıtında 740'lardan Mayonçur'un öldüğü 759 yılına kadar gerçekleşen olaylar anlatılır. Bu olaylar Uygurların Köktürklerle, Karluklarla, Sekiz Oğuzlarla, Dokuz Tatarlarla, Çiklerle, Kırgızlarla, Basmırlarla yaptığı savaşları anlatır diyor. En önemlisi zaten usu Mayonçur yazıtı unutmayın. Türklerde ölümle ilgili tamu cehennem. Uçma cennet. Balbal bal, mezar taşı. kurgan mezar. Yu ölü gömme ölü gömme töreni. Tamamdır çocuklar. Burada balbal bal, cennet cehennem öbür dünya inanışını kanıtlar. Ama kurgandaki mezarda özel eşya varsa, ölümüm yalanmışsa o da tabii ki kanıtlar. Türklerde devlet oluşturan unsurlar neydi hatırlayalım? Bağımsızlık, ülke yani toprak, halk ve teşkilat yani hükümet. Bunlar devlet oluşturan unsurlar. Türklerde devlete il ya da el ismi verilir. Bu il ya da el barış anlamına da gelir çocuklar. E orun ve ülşü anlatmıştım size. Geliyoruz hemen şuraya. Ne diyor? Ortasıda yaşayan Türklerin yaşam tarzı ve ana geçim kaynağı düşünüldüğünde ihraç malları ihraç malları. Ne satar yani? Ne satar? Hayvan satar, et satar, deri satar, süt, peynir satar, çökelek satar. Evet, biz savaş madenci, silah satar, kösele, deri satar, kürk satar. Madeni gerekçeler, gereçler, dokuma satar. Türkler bunu satar. Ne alır? E, i̇pekli kumaş alır, doğru mu? Tarım ürünleri alır filan. Ortasındaki konar göçer yaş, yaşam tarzının etkisiyle oluşan hukuk kuralları töre denilir. Okuyalım. İlk Türk devletinde hukukun temellini ve kaynağını geleneklerden olan sözlü hukuk kuralları denilen töre oluşturur. Töre sosyal düzeni sağlayan örf, adet, gelenek ve ahlaki değerlerden beslenerek ortaya çıkar. Gençler Orhun Kitabeleri'nde tam 11 yerde töreden bahsedilir. Mesela il gider töre kalır. Oh, çok önemli. Devlet yıkılır ama töre kalır. Ortasındaki konar göçer yaşam tarzının etkisiyle oluşan töre sadece bu coğrafyayla sınırlı kalmamış, çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletinde de etkili olmuş, hareketli göçebe Türk toplumunu yönetmek, her zaman disiplin altında tutmak, etkin hukuk kuralının oluşmasına ve bunların geriye gibi uygulanmasına bağlıydı demiş. Evet böylelikle ilk ünitemizi yani İslam Türk tarihi bölümünün soru ve cevabını tam bir saat 10 dakikada yani yaklaşık 70 dakikada tekrar etmiş olduk fıstık gibi. Ee, i̇nşallah buradan sonra kaçırmayacaksınız. Tamamdır.